Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle büyükten küçüğe herkesin çok sevdiği bir menü hazırlayacağız. Tavuk dünyası menüsünü dışarı çıkmadan evinizde yiyebilirsiniz. İnanılmaz lezzetli ve gerçekten harika bir tarif. Tarifimize geçmeden önce bu videoyu izliyorsanız eğer hangi ilden izlediğinizi yorumlar kısmına yorum bırakırsanız çok sevinirim. Tarifimize geçelim. 500 gram kuşbaşı doğranmış kemiksiz tavuk göğsü, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı kekik, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı sirke, 2 çay kaşığı tuz, 1 diş sarımsak, 4 yemek kaşığı krema, biraz rendelenmiş kaşar peyniri. Derin bir kasenin içerisine kuşbaşı doğranmış tavuk göğsünü alıyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı kekik, 1 çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı tuz, 1 diş ezilmiş sarımsak, 1 tatlı kaşığı sirke ve son olarak 3 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyip karıştırıyorum. Yapmış olduğumuz bu karışım normalde buzdolabına en az 3 saat bekletilmesi gerekiyor. Ama benim vaktim olmadığı için bekletmedim. Bu yüzden de 1 tatlı kaşığı sirke ilave ettim. Harcımı karıştırıp 5-10 dakikada olsa kenarda bekletiyorum. Bu arada makarnamı yapacağım. Yarım paket kalem makarna, 1 çay kaşığı zerdeçal, 3 yemek kaşığı sıvı yağ. Kaynayan tuzlu suyun içerisine 1 çay kaşığı zerdeçal ekliyorum. İçerisine yarım paket kalem makarna ekleyip karıştırıyorum. Suyun içerisine zerdeçal eklememizin sebebi makarnanın sarı rengi alabilmesi için. Gördüğünüz gibi makarnalar sarı rengini zerdeçaldan alıyor. Makarnalar haşlandığına göre süzebiliriz. Bu arada tavuğumuza dönebiliriz. Bir tavanın içerisine sıvı yağ ekleyelim. Yağımız kızdıktan sonra içerisine tavuk parçalarını birer birer ekleyelim. Burada dikkat edilmesi gereken tavuk parçalarının birbirine yapışmaması gerekiyor. O yüzden tavuklarımın ara ara aralarını kaşıkla açıyorum. Tavuklar kızarana kadar makarnamı geri dönüyorum. Bir tencerenin içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Üzerine haşlanan makarnaları ekleyip karıştırıyorum. Makarnalarım sarı ve parlak rengini aldılar. Şimdi sıra kızaran tavukları çevirme zamanı. Tavuklar kızarıp piştiğine emin olduktan sonra içerisine 4 yemek kaşığı krema ekliyorum. Tavukları krema ile harmanladıktan sonra ocağın altını kapatıp rendelenmiş kaşar peyniri ekleyip karıştırıyorum. Şimdi de tavuk dünyasının menüsündeki salatayı yapalım. Öncelikle yıkanmış 4-5 yaprak kıvırcıkları doğruyorum. Sonrasında rendenin büyük tarafıyla 2 küçük havuç rendeliyorum. Rendelenen havuçların içerisine kıvırcıkları ekliyorum. Üzerine mısır, tuz, yağ ekleyip karıştırıyorum. Salatam da hazır olduğuna göre sunuma geçebiliriz. İlk olarak tabaklarıma pişen tavuklarımı alıyorum. Şimdi de tabaklarıma makarnalarımı alıyorum. Son olarak tabaklarıma salatalarımı da yerleştiriyorum. Ve tavuk dünyasının kekikli menüsü hazır. Afiyet olsun.
Gerçekten görüntüsü ve tadı denemeye değer. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorumlar kısmından yorum bırakmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşça kalın.